Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Kritik bir haftayı başlattık. Sabah 9'daki programımızda da ayrıntıları ve haftadan beklentileri konuştuk ki bu hafta hem Boş kararı, hem BOE kararı, hem FED kararı, içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağımız bir hafta olacak dedik. Kritik merkez bankaları haftasını başlattık. Peki piyasa fiyatlaması neye işaret ediyor ki yeni haftanın ilk işlem gününde FED faiz indirimine ilişkin beklentilerin küresel piyasalar üzerindeki etkisinin Çin'de açıklanan zayıf verilerin gölgesinde kalması dikkatlerden kaçmadı. İçeride durum nasıl? İçeride Borsa İstanbul performansına bakacak olursak 0.17'lik yukarı yön söz konusu. Borsa İstanbul tarafında 9700 puandan fiyatlamanın devam ettiğini takip ediyoruz. Dolar TL tarafında 33.96.28 seviyesi takip edilirken Euro TL tarafında ise 37.77 seviyesi, Euro Dolar paritesinde ise 1.11 seviyesini yakından takip ediyoruz ki özellikle bu hafta hem Fed'den gelecek olan karar parite nezdinde dikkat çekmeye devam ederken Euro bölgesinden gelecek olan makro veriler ise kritik bir seviyeye yine işaret ediyor diyelim. Hemen bir de Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarındaki görünüm neye işaret etmişti? Londra FTSE Endeksinde 0.27'lik bir geri çekilme, Paris CAC40 tarafında 0.17'lik satış, Frankfurt tarafında 0.27'lik bir satıcılı seyir, İtalya FTSE tarafında ise 0.32'lik satıcılı bir seyre yol açmış gibi duruyor. Hemen vadeli tarafa da bir de bakalım. Avrupa vadeli, ABD vadeli tarafında Dow Jones vadeli de 0.04'lük bir geri çekilme, yatay bir performansa işaret ediyor. Wall Street endekslerinde bugünün vadeli işlemlerinde yatay bir performansa işaret ettiğini söyleyelim. Nasdaq tarafında 0.17'lik bir geri çekilme, S&P 500 tarafında ise 0.07'lik yine negatif bir seyir söz konusu, yatay bir performans dikkat çekmeye devam ediyor. Altın tarafı Fed haftasında rekor seviyeye yakın seviyelerde fiyatlanmaya devam ederken 0.18'lik yön yukarı, gram altın tarafında 0.44'lük alıcılı bir seyre işaret ederken Bitcoin tarafında %1,5'un üzerinde satışların yaşandığını takip ediyoruz. Bitcoin tarafında da negatif bir fiyatlama söz konusu. Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde ise yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz bugünün özelinde. Özellikle petrol tarafında yönün aslında yukarı yön olduğunu takip etmeye devam ediyoruz ki piyasa fiyatlamaları üzerinde hem FED kararı, hem İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağımız bir hafta olacağını söyleyelim. Peki içerideki dalga boyu neye işaret edecek? Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Eda Karadağ'dan detayları alıyoruz. Eda hoş geldin. Evet, neler aktaracaksın? Nasıl bir performansı takip ediyoruz an itibariyle? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Senin de söylediğin gibi kritik bir haftaya başladık. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını, yurt dışında da İngiltere, Amerika, Japonya Merkez Bankalarının faiz kararlarını takip edeceğiz. Dolayısıyla faiz kararları hem piyasalar üzerinde etki yaratabileceği gibi hem de yılın kalanı ve 2025 yılına yönelik projeksiyonlar açısından önemli olacak. Neticede bundan sonraki süreçte merkez bankalarının para politikalarında nasıl bir yol izleyeceğine dair hala belirsizlikler var. Ve bu belirsizlikleri bu haftaki kararlarda verilecek mesajlar, sinyaller doğrultusunda belki bir nebze de olsa azaltabileceklerini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hem içeride hem de dışarıda önemli bir haftaya başlamış bulunmaktayız. Şimdi Borsa İstanbul tarafına geçecek olursam, orada yatay bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz haftayı zaten 9600 puanların üzerinde kapatmıştık. Yeni haftaya başlarken de yine yatay bir açılışta 9600 puanların üzerinde bir açılışla başladığımızı takip ettik. Şu an için hafif alımlar var. Tabii ki daha piyasa yeni açıldığı için çok net bir şekilde bir yorum getiremem. Yani günün geri kalanı bizim için önemli. Özellikle 9700 puanların üzerine yükseldik. Eğer ki günün geri kalanında da 9700 puanların üzerinde hareketine devam edebilirsek bu bir miktar daha alımların devamına, alımların güçlenmesini destekleyebilir. Ama geçtiğimiz haftadan bu yana ne değişti diye sormak gerekiyor. Neticede geçtiğimiz hafta seninle yapmış olduğumuz yayında da söylemiştim. Kısa vade açısından belirsizlikler var. Yukarı yönde hareketinde çok güçlü bir potansiyeli bulunmuyor. Dolayısıyla bugün özelinde de 9700'lerin üzerinde kalsak bile ben yine de bu yeni bir yükselişin başlangıcı şeklinde yorumlamak
açısından erken olduğunu değerlendiriyorum. Zaten önemli bir hafta. Çarşamba ve Perşembe günü kararları takip edeceğiz. Dolayısıyla bu kararlar öncesinde de Borsa İstanbul'da net bir yönden bahsetmek bence yanlış olacaktır. Şimdilik yatay ve temkinli seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Elbette geçtiğimiz hafta biraz önemliydi borsa açısından ve çok da tatsız bir haftaydı. 200 günlük ortalamasının altını çizmiştik ve 200 günlük ortalamasının altına sarkmasıyla beraber piyasalarda da tedirginliğin artmasına yol açmıştı. Sonrasında haftanın sonuna doğru artık o 200 günlüğün üzerine atması, teknik olarak toparlanması bir nebze de olsa piyasaları rahatlattı. Ama bu hafta için de ben yine de 200 günlük ortalamasını bu noktada takip etmemiz gerektiğinin altını çiziyorum. Şu an için de bakacak olursam yine 9400 puanlardan geçiyor yaklaşık olarak. Yani hafta içerisinde eğer ki 9700'lerin üzerinde kalmakta zorlanır ve tekrardan yerini satışlara bırakırsa bu geri çekilmelerin devamında yine baz alacağımız nokta 200 günlüğü olacak. Yani ortalama 9400'ler olacak. Eğer ki o 9400 puanların altına çok kırılamadığı sürece bu seviyelerin üzerinde kaldıkça en azından satışlarda sınırlı kalmasını beklemek mümkün olacaktır. Hani bu nedenle kısa vadedeki yorumum hala geçerli. Şu an için yaşanan yükselişler belki biraz daha tepki yükselişi olarak yorumlanabilir ve özellikle Çarşamba, Perşembe gününe kadar Borsa İstanbul'da yeni bir yönden bahsedemeyeceğimizi de değerlendiriyorum. Şu an için biraz daha temkinli bir görünüm var. Hisse ve sektör bazlı ayrışmaları zaten takip ediyoruz. Şu an için bankalarda çok sınırlı da olsa kayıpların olduğu dikkat çekiyor. Ama bir haftalık dilime baktığım zaman da madencilik, metal ana sanayi, ulaştırma gibi sektörler endeksi destekleyen tarafta yer alırken bankalardaki kayıplar bir haftalık süreçte %1,5'a ulaşmış durumda. Yani biraz bankaları belki bu noktada takip ederiz bu hafta. Belki yerini tepki alımlarına bırakırsa bu bir miktar Borsa İstanbul'u da Evet. destekleyecektir. Ama yine de Çarşamba Perşembe'ye kadar yatırımcıların daha dikkatli davranmasını da tavsiye edelim. Eda, çok teşekkür ediyorum. Detayları tüm aktardıkların için diyoruz. Güzel de bir seans günü diliyoruz. Gedik Yatırım ailesine veda Karadağ diyoruz ve şimdi kısa bir ara gidiyoruz. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırma masası var sırada. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu, hoş geldin. Evet, şimdi an itibariyle bu hafta kritik bir hafta dedik. Borsa İstanbul açılış performansına kıyasla vadeli taraf bize neyi gösteriyor? Şimdi geçtiğimiz hafta zor bir haftaydı. Hem spot taraf için hem vadeli taraf için. 200 günlüğün altına sarktı mı, sarkıyor mu, burası tutacak mı derken tuttuğunu da görmüş olduk. Şimdi bugüne geldiğimizde ama ise yine vadeli tarafta da spot tarafta da realizasyonlu bir haftaya başladık. 11.000 seviyesinin üzerine kalmaya çalışan bir spot aktif kontratı var şu anda. Şu andaki hacmi görüyoruz biz şu anda. Tabii ki sabah saatleri olması itibariyle daha düşük olduğunu söyleyebiliriz bunun. Gün arayışında mıydı peki? Hayır, pek de değildi. Aslında satıcılıydı direkt. Şöyle bir baktığım zaman hatta direkt dip seviyelerine doğru gelen bir aktif kontrat ve buradan tepkimeye çalışan aslında bir aktif kontrat görüyoruz. Şu anda da bugün işte yatay aşağı görünümünü koruyor. Tabii bu hafta bütün fiyatlamalar neyi etrafında şekillenecek? Faiz kararları etrafında şekillenecek. İşte bizdeki de o kadar muhtemelen değişik bir şey olmayacak işte. Metinde de çok muhtemelen çok değişik bir şey görmeyeceğiz. Zaten faiz kararında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dolayısıyla gözler FED'de. Şimdi FED'deki fiyatlamalar burayı etkileyecek ama onun haricinde bizde daha çok belirleyici olan, yönü belirleyen kısımdaki şirketler bazında ne yarıyor?
hisselerde neler gözüküyor? Onların bir üstünden geçelim. Genel olarak aktif kontratın eğiliminin yönünü söyledikten sonra karışık görünüm diyeceğim yine tekrar. Hı hı. Şöyle bir artıları eksileri baktığım zaman. Anadolu Efes'te işte yatay görünüm var. Akbank bankacılık endeksindeki başı çeken düşüşlerden bir tanesi %1'lik düşüş var. Zaten bankacılık güne ekside başladığında endeksin yönünü aslında biraz da tayin edilmiş oluyor gibi oluyor. Bankacılık eksi ise endeks direkt böyle işte yatay aşağı görünümle bir hareketine başlıyor. Şimdi endekste ağırlığı yüksek olan diğer bir hisse BİM. BİM'de de %1'lik bir düşüş var. Bankanın yanına bir tane daha BİM'i koyduk. Buradan da bir eksi geldi. Diğer artı katalist olabilecek geçtiğimiz haftanın olumlu tarafında yer alanlarından bir tanesi Ereğli yine düşük seyrediyor. Gübre fabrikalarında bir tek artı var %1.81'lik. Bunun haricinde endeksteki ağırlığı yüksek olan hisselerden çok katkı yapan tarafta olan yok. Turkcell, Türk Telekom'a baktığım zaman iletişim tarafında olan iki ise onlardan da eksik katkı olduğu için. Yani büyük öncü sektörlerden işte havacılığı da bunun yanına ekledim. Bankacılık, iletişim, perakende, ulaşım. 4 tane major endeks, alt endeks saydım. Hepsinde eksi görünüm var. Dolayısıyla bu endeksin bize bugün neden aslında realizasyon yaşadığını da söylüyor. Hı hı. Şimdi geçen hafta o yükseliş çabaları biraz daha hem hacim anlamında hem para girişi anlamında daha zayıf, nispeten zayıf kalmıştı. Çok böyle işte endeks tepki yaparken çok ciddi bir para girişi görmüştük. Aslında biraz da bunun sebebi Pelin. Yani çok ciddi bir para girişi olmayınca yeni haftaya başladığında tekrar realizasyon geliyor. Halbuki doğru. Böyle yüklü bir alımları eğer biz geçen hafta kapanırken görseydik bugün daha olumlu piyasa görecektik muhtemelen. Dolayısıyla dalga boyuna doğru yani dalgaya doğru biz borsada İstanbul'da hareket var gibi diyelim. O dalgayı tutturmakta şu an biraz zorlanıyoruz gibi. Hmm. Bakalım haftanın kapanışına doğru neler değişir diyelim ama yani özellikle küresel taraf burada belirleyici olacak. Bundan sonraki dönemde de gelişen ülkeler nezdinde faiz indirimleri eğer biraz daha böyle rahatlatıcı bir döneme girerse bizim açımızdan da daha rahat olabilir ama bu hani bu ay değil de biraz daha Ekim-Kasım konusu gibi duruyor. Peki bu hafta küresel merkez bankaları da başta olmak üzere içeride de yine kararı karşılayacağız. Kritik bir hafta diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, küresel piyasaları biraz konuşalım çünkü kritik bir hafta olacağız dedik. Çok değerli bir konuğum var, İş Yatırımı Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan bizlerle birlikte. Şant Manukyan, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, teşekkür ederim. Kritik bir haftada, kritik bir günde, kritik bir yayındayız. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi öncelikli olarak aslında yeni haftanın ilk işlem günde her ne kadar FED faiz indirimine ilişkin beklentilerin küresel piyasalar üzerindeki etkisinin daha derinleşmesini beklesek dahi Çin'de açıklanan zayıf veriler gölgesinde kaldığını da görüyoruz bugünün özelinde ama ben ABD ile başlamak istiyorum. Küresel piyasalarda 25 bas puanla 50 bas puan arasında değişen bir beklenti var. Şant Manukyan, ne yönde bir karar gelir? İş gücü piyasasının zayıflığı ne ölçüde şu an sinyalleri ne veriyor? Enflasyon kontrol altına alındı gibi duruyor ama nasıl bir karar gelir FED'den? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani elbette ki çok hareket yaratacaklar ama benim açımdan çok kritik bir karar veya hafta değil. Çünkü zaten geride bıraktığımız bir yıl hatta 1,5 yıl boyunca FED'den ziyade kamu harcamaları yani kamunun politikalarının daha önemli olduğunu gördük. Büyük ölçüde de aslında FED'in yaptıklarını bypass eden bir gelişme oldu bu. Dolayısıyla bundan sonrası açısından da özellikle yeni başkanın politikaları o açıdan çok kritik olacak. Yani bütçe açıkları nereye doğru gidecek vesaire çok kritik. Kısa vadeli baktığımızda ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani şu açıdan var. Önce 50 bas puanı savunanların büyük kısmı bir resesyonda zaten girdiğimizi veya girmekte olduğumuzu dolayısıyla 50 ile başlaması gerektiğini savunuyordu. Ama ardından enflasyon verisiyle beraber 50 konusu tam gündemden düşmüştü ki Wall Street Journal'da ve FT'de çıkan haberlerde 50'nin masada olduğu hatta Wall Street Journal'da avantajlı olduğu haberi çıktı. Dolayısıyla bir kez daha 50 kampının şişmeye başladığını gördük ama bu defaki hikaye resesyona giriyoruz, girdik değil, resesyona girilmemesi için önden giden bir FED'den bahsetmeye başladı. Dolayısıyla ilk 50 negatif algılanırken şimdi konuştuğumuz 50 pozitif algılanan bir 50 ve bana 1995-2000 arasından o Greenspan'in faiz indirimi yapıp sonra hızlı bir şekilde tekrar toparlamaya çalışmasını
anımsatıyor. Ama soru senin beklentin nedir ise ben 25 bas puanlık bir indirim gelmesi gerektiğini bekliyorum. Çünkü sıkı para politikasının işaretlerini o kadar görmedik. Yani kredi bulamıyoruz. İşte hisse senedi piyasası veya high yield piyasa büyük stres altında veya finansal koşullar endeksine baktığımızda çok sıkı gibi noktalar yok. Dolayısıyla ben 25 ile başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Şerh olacağını düşünüyorum. 25 de olsa 50 de olsa şerh olacaktır. Ama daha önemlisi ister 25 ister 50 ile başlasın. Bence profesyonellerin asıl takip edeceği şey veya kısa vadeli volatiliteden ziyade asıl takip edilecek olan şey genelde yani toplamda kaç puan indireceği. Burada 25 ile başlar ama piyasanın beklediği gibi 2025'te 200 bas puan hatta biraz daha üzerinde bir indirime gidiyor olur. Hı hı. Veya burada 50 ile başlar ama 100 puan daha önümüzdeki sene indireceğizler. Bunlar asıl bence kritik olacak olan detaylar. Peki şimdi kamu politikaları analizi daha önemli diyorsun artık şu saatten sonra ama seçim. Kasım ayına döndürüyoruz gözleri. Seçim tarafı var. Dolayısıyla burada iki başkanın aslında daha farklı nitelendirebileceğimizde bir politikasının olacağı net. Şu an popüler oylara baktığımız zaman Harris'in önde olduğunu sen de sosyal medya hesabında paylaşıyorsun. Yapılan anketlerle birlikte. Ama Trump'ın oyları da fena değil. Dolayısıyla yani Fed bir faiz indirim senaryosu dahilinde hazırlanıyor. Eylül ayında indirime başlayacak ama Ekim-Kasım denildiği noktada ise kritik bir sürece giren de bir başkanlık seçimi var. Bu tarafın etkili olacağını düşünüyor musun peki politika nezdinde? Yani madem kamu politikası analizi çok daha önemli bir hale geldiyse nasıl analiz edersin? Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü aslında biz çok olağanüstü bir dönemden geçtik. Şu açıdan yani kamu harcamaları normalde işsizlik yükseldiğinde, şirketler harcamadığında, hane halkı harcamadığında bir dengeleme politikası olarak girer. Yani büyük depresyondan sonra bu politika uygulandığı için bir daha biz önemli bir depresyon görmedik. Son zamanlarda yaşanan Covid ve ondan önce 2007 krizi dahil olmak üzere. Ama bu defa Covid'den sonra işsizlik oranı tarihi diplerine düşüyor olmasına rağmen Amerika çok ciddi anlamda harcamaya, bütçe açığı vermeye devam etti. Dolayısıyla bu herkesin şaşırdığı hisse senedi piyasası aslında buradan kaynaklanan bir hareket. Şimdi bundan sonrası için baktığımızda Trump sanki bu açıdan aynı yolda devam edecek gibi gözüküyor. Gerçi Kamala Harris'in de 400 bin doların altı üstü vergi kararları biraz değişiklik yaratır ama böyle bir durum devam edecekse tabii 50 bas puanlık bir indirimle beraber ortada net bir resesyon yokken Amerika'da çok ciddi bir gevşek politika uygulanması söz konusu olacak. İnsanların resesyondan, çünkü son iki resesyonu hatırlayanlar büyük krizler olarak hatırlıyor ama resesyon aslında verimsiz iş adamlarının veya bilinçsiz harcama yapan insanların kendine getirilmesidir. Şimdi bu olmasın diyoruz. Üzerine kamu çok ciddi harcıyor, harcamaya devam etsin diyoruz. Bunlar problem yaratacak gelişmeler. Ama kısa vadede tabii ki 25 mi 50 mi indirecek tartışması çok kritikmiş gibi gözüküyor. Ama aslında değil. Yani Ağustos başında da hatırlayın. Boş arttırım yaptı. Çok ciddi bir darbeydi piyasa. Ne oluyor, ne bitiyor diye panik yaşadık. Şu anda geldiğimiz seviyeler aynı seviyeler. Bu dediklerimden dolayı aslında. Peki şimdi hal böyle olunca elbette gözler dolar tarafına da çevriliyor. Ya da işte büyük stres altında değil şu an dediğin hisse senedi piyasaları. İşte oradaki aslında bir bahara mı hazırlanacak? Yoksa orada zaten yeterince bahar yaşandı, bir stabil durum mu beklemek lazım gibi ana soru işaretleri var. Dolarla başlayalım şantmanlık yani. Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine yaklaştı. Bunun sebebi nedir öncelikle? ABD seçimleri mi? Fed'in politikası mı? Yoksa zaten yeterince yıllardır güçlü bir şekilde desteklenen bir dolar temasının sonuna gelinme hikayesi mi? Nedir en düşük seviyeye yaklaşması? Bu böyle gider mi? Yani 2025 yılının temasında biz Fed'in faiz indirim temasıyla birlikte başlattık dolardaki en düşük seviye senaryosunun başlangıcı. Bundan böyle de hikaye böyle evrilecek diyebilir miyiz? Yoksa burada da dikkatli yaklaşmak mı lazım? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani ben bu son hareketi tahmin ettiğim bir hareket değildi. Yanıldığım bir hareket oldu. Yılın genelinde euronun zayıflamaya devam etmesini bekliyordum. Ama gözüken o ki
Avrupa'dan gelen bütün negatif haberlere rağmen, ki Cuma günü gelen endüstri verisi de son derece zayıftı, piyasa Fed'in indirimlerine daha fazla odaklanmış durumda. Tabii ki 25 baz indirirse kısa vadede bir rahatsızlık olacaktır. 50 indirimi bekleyenler biraz dolar alacaktır, hisse senedi satacaktır ama piyasanın ECB toplantısından sonra da hareketine baktığımızda doları biraz daha satma isteği içinde olduğunu görüyoruz. Bunu ben olumlu da görüyorum. Çünkü bence S&P'de de 6000'lerin üzerine doğru bir hareket muhtemelen olacak. Yine yen tarafına baktığımızda 140'ların altındayız ve carry trade'lerin herhalde büyük bölümü kapatılmış olsa gerek ki piyasada ciddi bir rahatsızlık görmüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç aylık dönemde euro biraz daha değer kaybedebilir. Özellikle de başkan adaylarının söylemlerine paralel olarak baktığımızda. Ama biraz daha uzun vadeli baktığımızda Avrupa Birliği'nin çok ciddi problemleri var. Keza Çin tarafında son gelen veriler, Cuma Cumartesi gelen veriler çok ciddi anlamda rahatsız eden veriler. Dolayısıyla dolar zayıflamasını birkaç aylık görüyorum. Ardından bir toparlanma gelecektir tekrar. Peki şimdi burada mesela Morgan Stanley'den bir rapor yayımlanıyor ve burada euro dolar için bir short pozisyon öneriliyor mesela. Yani işte 1.11 seviyelerine baktığımız zaman son bir yılın en zirve seviyelerini test ettiğini de görüyoruz. Ama az önce sen de euro bölgesine dair emarelerden bahsettin. Şimdi bundan sonraki süreçte euro dolar paritesi açısından artık yüksek seviyeler test edildi. Avro bölgesinde bir faiz indirim serüveni devam ediyor. Orada pek de işler iyiye gitmiyor gibi bir tema mı hakim? Yoksa burada biraz daha denge arayışında olan daha stabil bir görüntüye hazırlıklı mı olmalıyız? Hayır, yani az önce de söylediğim gibi önümüzdeki birkaç aylık dönemde daha değer kazanan bir euro göreceğiz. Hı hı. Çünkü bu saydığımız dinamiklerin hiçbiri artık gizli değil. Yani Avrupa'da bir problem olduğu, ECB'nin önce indirip indirimlerine devam edeceği vesaire zaten fiyatlanmış olması lazım. Dolayısıyla piyasanın bundan rahatsız olmadığını görüyoruz. 25 olursa tekrar söylüyorum belki bir dolar değerlemesi hafif bir görebiliriz. Ama bence kalıcı olmayacaktır. Biraz daha euroda bir toparlanma göreceğiz. Ama bu gerçek çok makro temellere dayanan bir toparlanma mı? Bence değil. Dolayısıyla 2025'te euronun bu hareketi geri dönecektir. Ama birkaç aylık dönemde zannediyorum euro daha avantajlı görünüyor. Peki şantmanlık ya. Şimdi yen dolar karşısında Temmuz 2025'ten bu yana ise en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya ekonomisine dair endişelerin hakim olduğu 5 Ağustos'a götürüyorum. O gün mesela yani kara pazartesi ya da işte bununla birlikte kırmızı pazartesi diyebileceğimiz hisse senedi piyasalarında sert satışların hakim olduğu, işte para birimleri açısından oynaklığın yüksek seviyelere çıktığı bir gündü. Dolayısıyla kısa sürdü ama piyasadaki oynaklık boyutunu da bize işlerin ne kadar ciddi olabileceğini de derinlemesine hatırlattı. Dolayısıyla orada da en kötü geride kaldı mı? Şimdi en kötü carry trade'ler açısından incelenirse evet geride kaldı. Ama şunu unutmamak lazım. Yani endeks bazında da baktığımızda S&P'de çok net bir toparlanma var. Ama TOPIX bankacılık endeksine baktığımızda toparlanamadı. Hala baskı altında olduğunu görüyoruz. Bence bundan sonra kuvvetli yende ki o zaman da ben yazmıştım 136'ya doğru bu hareket devam edecektir. Kuvvetli yenin birincisi Japon ekonomisi açısından yani ihracatçı şirketler açısından etkisi tartışılmaya başlanacaktır. İkincisi kuvvetli yen ve yükselen Japon getirileri içerideki sermayenin daha doğrusu dışarıya ihraç edilen sermayenin yeni alokasyonlara gözden geçirmesine neden olacaktır. Çünkü Amerika'da tahvil getirileri azalıyor, kuru hedge etme maliyeti de artıyorsa o zaman daha çekici olan ülke içinde bazı yatırımlar olabilir demektir. Dolayısıyla o tarafa doğru orta vadede alokasyonların değiştiğini göreceğiz. Üçüncü nokta Japon yeni ile yuan arasında çok ciddi bir ilişki var. O yuanın değer kazanmasını neden oluyor. O taraftaki gelişmeleri takip edeceğiz. Ama o 5 Ağustos şokunu
vadeli piyasalardaki pozisyonlara da baktığımızda çok birebir yansıtmıyor ama büyük ölçüde atlattığımızda oradaki pozisyonların kapandığını söylemek hatalı olmaz diye düşünüyorum. Peki bu yuan'daki hareketten bahsediyorsun. Burada yaşanacak olası bir aslında yani devalüe şeklinde bir beklentinin olması mesela gelişen ülkelere nasıl yansır? Gelişen yan para birimlerine dair bir geçişkenliği burada da göz ardı etmemek mi gerekir? Şimdi tabii kapalı bir ekonomi olduğu için bu biraz daha aslında siyasi bir karar ama böyle bir gelişme olduğu takdirde elbette ki bütün gelişmekte olan ülkelerde başta Asya para birimleri olmak üzere baskı hissedilecektir. Ardından gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler bu hareketi dengeleyebilmek için gümrük duvarlarında artışlara gidecek. Dolayısıyla çok önemli bir hikayenin başlangıcı olur. Ama bu da açıkçası Amerika'da henüz kimin başkan olacağının netleşmediği bir dönemde çok gündemde olmayacak. Ama 2025'in önemli risklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hafta sonunda gelen veriler de aslında bunu destekleyen nitelikteydi. Peki, biraz da altın konuşalım. Fed deyince elbette iş gücü piyasasının yakından makro verilerini derinden takip ederken merkez bankalarının talepleri dedik ama en önemli noktası elbette jeopolitik gelişmeler ve reel faiz oranlarıydı. Dolayısıyla altına baktığımız zaman nominal zirve hareketlerini gördük. Peki, enflasyondan arındırılmış bir analiz rica etsem ne dersin? Evet, orada altının da gümüşün de çok iyi bir performans göstermediğini görüyoruz. Dolayısıyla çok etkileyici olmasına rağmen yeni zirveler asıl etkileyici hareketi henüz tam görmedik. Yani o 1970'ler 80'lerde gördüğümüz coşkulu rally bence önümüzde bir yerlerde. Henüz onun içinde değiliz. Ama şunu söylemek lazım. Tabii ki reel faizlerdeki düşüşten en fazla yararlanacak olan ülke varlıklardan bir tanesi altın. Son zamanlarda Suudilerin aslında son 2 yıl içinde 160 tona yakın kayıtlara geçmeyen, daha doğrusu raporlamadıkları bir altın alımı olduğu analizleri de var. Bana da mantıklı geliyor. Dolayısıyla hem jeopolitik alımlar kuvvetli, zaten kuvvetliydi reel faizler yukarı giderken bile, hem de şimdi reel faizlerin aşağı geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla altın açısından olumlu bir döneme giriyoruz. Elbette ki 5 Ağustos'ta gördüğümüz gibi bir tarafta kapatılan pozisyonlar başka taraflarda da satışları tetikleyebilir. Ama trend olarak konuşuyorsak hisse senedinde olduğu gibi altında da bence trend yukarı. 25 indirirse belki hayal kırıklığına uğrayacak olanlar olacaktır. Ama bunu değiştirmez, trendi değiştirmez. Peki gümüş, gümüşten bahsettin ama orada da derinlemesine bir analiz yapacak olursak orada da yol var mı? Yani ben eğer bir emtia yatırımı yapacaksam, eğer altın ve gümüş kıyaslaması yapacak olursam ağırlığımı ne tarafa doğru vermeliyim? Potansiyel nerede daha çok? Şimdi tabii bir jeopolitik olayda veya finansal sistemle ilgili bir kaygıda altın her zaman daha öne çıkacaktır. Dolayısıyla o biraz daha olması gereken bir varlık. Ama spekülatif hareketler için gümüş daha ufak bir piyasa olduğundan çok daha sert hareket ediyor. Şu anda da baktığımızda kısa vadeli düşüş kanalını kırmak üzere. Dolayısıyla orada potansiyelin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ama bu tip sorularda her zaman portföyün yapısı ne, kaldıraç kullanmak istiyor musunuz, madencilik şirketlerine mi yoksa spotun kendisine mi yatırım yapmak gerekir gibi detaylarında üzerinden gitmek lazım. Ama şu anda %51 gümüş, %49 altın dersem tırnak içinde biraz daha görüntü netleşmiş olur zannediyorum. Peki Bitcoin? Bitcoin tarafında yatırımcı o kadar uzun zamandır aslında bekliyor ki özellikle altcoin tarafında yatırım yapmış olan yatırımcılar nezdinde Trump bir miktar daha vaat veriyordu bu anlamda yatırımcılar nezdinde. Şimdi başkanlık seçimlerinde de elbette kıyasıya ya da işte Harris'in daha önde olabileceği yönünde ihtimaller arttıkça bu tarafta yatırımcı biraz umudunu da kaybetmiş gibi ama önümüzde bir Fed faiz indirim var derken Bitcoin tarafında işte yeni zirvelerden bahsetmek biraz daha beklentilerin ötelenmesine sebebiyet verdi. Ne dersiniz bu anlamda? Şimdi aslında Bitcoin'in kendisini siyasete bağlaması biraz anlamsız veya daha doğrusu kendi ruhuna aykırı bir durum. Dolayısıyla oradan kendisini uzaklaştırıyor olması bence iyi bir gelişme. Ama orada her zaman şu problem var. Portföyde tam olarak kendi yerini bulabilecek mi, bulamayacak mı? Özellikle ETF'lerle beraber.
bu konuyu tartışıyoruz. Dolayısıyla muhakkak ki Bitcoin yükseldiğinde bir altcoin rallisi de olacaktır. Eskisi kadar kuvvetli olmasa da. Ama şu anda hala gidip gelen, portföy içindeki yerini çok netleştiremeyen bir Bitcoin var. Ben özellikle teminat olarak kullanılamamasını önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Ama bu gidişat içinde nasıl hareket eder derseniz, pek çok varlıkta olduğu gibi orada da yeni bir zirve olacağı görüşündeyim. 60.000, 50 ve 64.000 seviyelerini geçebilirse, 60.500 ve 64.000 seviyelerini geçebilirse hareket daha da hızlanacaktır. Peki, şimdi tekrar hisse senedi tarafına da dönelim. Çünkü baktığımız zaman büyük teknoloji şirketlerindeki rallilerden bahsettiğimiz noktada risk algısının değiştiği, yaşanan gelişmeler eşliğinde daha küçük ölçekli şirketlere ve daha riskin alınabileceği şirketlere bir yatırımın kaydığını gözetlemiştik. Yani gözlemlemiştik. İşte Nasdaq 100 tarafından Russell 2000 tarafına doğru geçen bir pozisyonun manşetlerini burada verdik. Buradaki görüntü değişecek mi? Yani Fed faiz indirimi senaryoları ya da işte enflasyon kontrol altına alınma hikayesi, belki EM'lerin biraz daha öne çıkma hikayesiyle birlikte ABD'de paranın kalacağı düşünülürse eğer ki böyle bir durumda tekrar o Russell 2000'i konuşmaya başlar mıyız? Ne dersiniz, özellikle buradaki biraz daha yatırımcının geçiş yapabileceği sektörler bağlamında değil de daha şirketler boyutunda bir analiz isteyecek olursam? Şimdi dikkat ederseniz Cuma günü zaten Wall Street Journal haberiyle beraber Russell'ın %2,5 S&P veya Nasdaq'ın 0,6-0,5 civarında arttığını gördük. Dolayısıyla zaten 50 bas puanlık bir indirim Russell tarafına daha fazla yarayacaktır. Oradaki şirketlerin bilançolarına baktığımızda değişken faizli borçlanan şirketlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. O açıdan daha pozitif bir gelişme olacak elbette. Ama bunu bir kenara bırakırsak da zaten dönüp baktığımızda, bilanço dönemine bir dönüp baktığımızda 493'ün, yani o ilk 7 hisseyi bir kenara bırakıp 493'ün performansına baktığımızda son derece iyi olduğunu gördük. Yani orada öyle bir zayıf bilanço veya tek başına diğer yedisinin sürüklediği bir rally çok doğru argümanlar değil. O yüzden ben hala piyasanın ucuz olarak değil ama değer bulabileceği hisse senedi sayısının o 7'den çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani daha geniş tabanlı bir rally ihtimali hala daha yüksek. Peki şimdi bundan sonraki süreçte mesela işte buradaki yüksek potansiyel EM'lere yansıması açısından, yani sermayenin akışı anlamında nasıl bir görüntü bekleriz? 2025 yılı özelinde özellikle, çünkü biz 2023'ün son çeyreğinde bekliyorduk. 2024'ün ikinci yarısını ötelendi. Bu kez 2025'in ilk çeyreğinde diyoruz. EM'lere sermaye akışı yönünde. Bu tarafı nasıl değerlendirmek lazım? Yani dönüp dolaşıyoruz aslında içerisi içinde ya da diğer EM'ler içinde yabancı yatırımcı ilgisini. Şimdi Fed'in neden faiz indirdiği sorusunun cevabı bu açıdan önemli. Hmm. Yani bir resesyon varsa gelişmekte olan ülkelere de para girmeyecektir. Ama resesyon yok, enflasyon düştü, bunun bir ayarlaması yapılıyor. Şu anda olduğu gibi dolar değer kaybediyor görüntüsü varsa, o zaman tabii ki gelişmekte olan ülkelere doğru bir hareket olacak. Dolayısıyla çok ezberle bakmamak lazım. Yani faizler düştüğü zaman bir krizden dolayı düşüyorsa o zaten tüketimi desteklemediğini geçmiş yıllarda da gördük. Veya yukarı gittiğinde daha yukarı gidecek düşüncesi varsa herhangi bir şekilde insanlar borçlanmaktan da çekinmiyorlar. O yüzden neden sorusunun cevabı önemli. Bunun cevabını Fed açıklamasında göreceğiz. Ama şu anda enflasyon düştüğü için gibi gözüküyor. Resesyondan dolayı değil sanki. Bu gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haber. Ama az önce de söyledim. Çin tarafında olan bitenler ilginç bir şekilde az tartışılan bir konu. Yani hatırlarsan şimdi petrol tarafında da bugün para yöneticilerinin ilk kez Brent'te eksi pozisyon aldıkları haberi vardı zaten takip ettiğimizde. Bu insanlar da Çin gelişmesini göremedikleri için işte OPEC savaş 100 dolarları vesaire konuşuyorlardı. Çin'in geldiği noktada işte 70 dolarların altındayız. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler açısından Çin çok kritik. Çünkü içeride iflas mekanizmasını çalıştırmadıkları sürece ürettiklerini yurt dışına satmaya devam edecekler.
içeride işler kötüleşip de biz Bank of China faiz mi indirecek, yuanı bırakacak, değer mi kaybedecek diye tartıştıkça aslında gelişmekte olan ülkeler açısından da kritik demektir bu. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için, yorumlar için. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'la birlikte bu kritik haftaya dair beklentileri aktarmış olduk efendim. Programı noktalıyorum.